hassasiyeti varken e, İmamoğlu e, tamam onda kendisi için bir sakınca görmemiş olabilir ama İyi Parti üzerinde böyle bir hassasiyet var. Öngöremez miydi böyle bir tepkiyle karşı Mümkün değil görmemesi. Ee, burada Sayın Süleyman Özışık da biraz önceki konuşmasında ifade etti. Ben de aynı kanaatı taşıyorum. Ya toplum ağır ağır ee, bu tür tweet'lerle, konuşmalarla HDP ile CHP, İyi Parti arasındaki bir ve beraber olma yönünde alıştırılmaya çalışılıyor. İlk önce tepkiler biliyorsunuz her olayda yüz üzerinden 90'sa, 80, 70 alışır yani toplumda da böyle bir e, gerçekçilik var. Bence kendi siyasal geleceği açısından da sanki böyle bir yolda e, bir ön alma gibi bir çaba olarak görüyorum. Ama Şimdi bu mesele bu kadar basit bir mesele değil. Neden bu mesele bu kadar basit bir mesele değil? Türkiye hem dünya konjöktüründeki olaylardan hem de Türkiye içerisindeki hem de bölgemizdeki olaylardan dolayı bir dar koridordan geçiyor. Bu dar koridordan geçerken dünya üzerindeki hegemonik güçlerin, emperyal güçlerin kendi arasındaki kavgadan, etkileniyor. Bölgedeki kavgadan etkileniyor. Bir de buna iç siyasette ve iç bünyede kavgayı ekleyecek olursak, bir olmayı ve biz olmayı başaramayacak olursak bu gidilen yol Türkiye'nin bekasına zarar verebilecek bir yol olarak gözüküyor. Bütün kavgalar HDP yüzünden mi yapılıyorsunuz? Bütün kavgalar HDP yüzünden değil. Bütün kavgalar yapılacak olan seçimde iktidarı elde etme merkezli yapılıyor. Ama Türkiye'de özellikle 15 Temmuz'dan sonraki süreç içerisinde daha öncelerini hiç zikretmeye gerek yok. Geziden bu yana gelen olayları ama 15 Temmuz'dan bu yana özgürlüklerle güvenlik arasındaki yol o kadar daralmıştır ki bu yolun genişletilmesi için çaba sarf edilmesi lazım. Sayın Saraç ee, şiddet dilinden, gerginlik dilinden bahsettiler. Doğrudur, bu dil Türkiye'ye e, yerleşmiştir. Ama bu dilin geri çekilmesi ve özgürlüklerle efendim güvenlik arasındaki e, yolun genişleyebilmesi için yapılması gereken e, birinci görev PKK ile arasına mesafe koymayan hedefe düşmektedir. Biz buraya, bu sertliğe e, durduk yere gelmedik. Çünkü e, Türkiye'de ee, insanların bir beklentisi var. Türkiye'de HDP'ye açılan kredi kadar hiçbir partiye kredi açılmamıştır. Niye açılmıştır bu kredi? Sen Türkiye partisi ol, Türkiye'nin birliğine beraberliğine hizmet et. Bu yaptığın hizmetlerden dolayı da hep beraber Türkiye'nin yarınlarına ee, umutla bakalım denilmiştir. HDP, Birleşmiş Milletler'in terör örgütü olarak kabul ettiği. Avrupa'daki e, Batı medeniyetindeki demokratik ülkelerin çoğunun e, terör olarak e, terör örgütü olarak kabul ettiği yetmedi. Amerika Birleşik Devletlerinin terör örgütü olarak kabul ettiği, e, yine zikrettiğim gibi Birleşmiş Milletler'de dahi adı terör örgütü olarak PKK'nın terör örgütü olarak tescillenmesini Türkiye'de bir kere dahi hem siyasal hem Türk kamu önünde PKK terör örgütüdür diyemiyor. Bunu diyemediği zaman her eylemi mercek altına alınıyor, ee, neredeyse işin ucu e, platformlardaki söylediği sözlerin dahi teraziye çıkılacağı bir ortama geliyor. Yani e, HDP bu özgürlükler yolunu daralttıkça daraltıyor, daralttıkça daraltıyor ama faturası da HDP dışında bütün partilere çıkıyor. Sadece bir iki 3 partiye değil Onun için HDP'nin Türk siyasetini zehirlemekten Bir an önce vazgeçip Türk siyasetinde bu özgürlüklerin e, Yolunun açılması için Öncelikle şunu söyleyecek Diyecek ki ben PKK'yı Terör örgütü olarak görüyorum Bunu söyledikten sonra ben Türkiye'de Hiçbir siyasal partinin Ve hiçbir e, yapının HDP ile bir meselesi olacağı Kanaatinde değilim Hal böyle olunca Zaten açık bir şekilde 2018 seçimlerinde seçim ittifakı içerisinde olmayan HDP'de bir çıkış yolu bulundu son e, mahalli idareler seçiminde e, örtülü ortaklık, örtülü efendim e, birlikte siyaset yapmak gibi. Mesela. E, İYİ Parti'deki dostlarımıza arkadaşlarımıza soruyorum Meral Hanım'ın yardımcıları Açıklama üstüne açıklama yapıyorlar Bu açıklamalı yapan arkadaşlar asla, acaba İstanbul Belediyesi'nde e, Belediye başkanlığındaki müdürlüklerde İYİ Parti HDP ve AK, e, CHP arasındaki Paylaşımları da destekliyorlar mı On Oraya itiraz Etmeden sadece bu noktaya mı itiraz ediyor yani iş Sorgulanmaya Gelirse bu işin uzu e, ucu e, çok açılır Evet söz hakkını e, doldurduğumu bir düşünüyorum. Da İnşallah bir dahaki turda diğer görüşlerimizi ifade ederiz. Mehmet Tezkan şimdi e, HDP şu anda yani şu anki şartlarda nasıl görünüyor? 2023'te olacaksa seçim ya da erken seçim olacaksa sizce ne yapmalı? Nasıl bir parti olmalı? Ve şimdi İyi Partiden yapılacak yapılan bazı açıklamalar var dedik sizinle yolumuza ayırırız yani İyi Parti İstanbul'un milletvekili Ahmet Çelik